ekranlarından herkese merhaba. Yepyeni bir programla Trabzonspor gündemi programıyla bu hafta karşınızdayız. Stüdyo konuğum Erdal Hoş. Kendisiyle Bordo Mavililer'deki son gelişmeleri konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Artık bu hafta itibariyle Trabzonspor yayınları yapmaya başlıyoruz. Devam edeceğiz. Trabzonspor'la ilgili bilgileri de Sizden alacağız. Zaten izleyicilerimiz de çok istiyordu uzun zamandır. Onlar için de e, çok güzel bilgilendirebileceğimiz bir program olacak. İsterseniz hemen başlayalım hızlı hızlı. Aynen. Öncelikle bu sezonun değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Trabzonspor nasıldı? Ne durumdan ne duruma geldi? Abdullah Avcı ile kimyaları uyuştu mu? Şöyle genel bir toparlayıp anlatalım e, Trabzonspor nasıldı? Daha sonra transferleri konuşalım ayrıntılı. Son 20 hatta 30 yıllık Trabzonspor tarihine bakarsak Şampiyonluğa yarışıp kupayı alamadığı ya da şampiyonluk kutlayamadığı sezonların ertesi, hemen ertesi değil bir bile sonrası yıkım olur genelde. Hı hı. Kolay toparlanamaz. Ee, aşağı yukarı 5 yıl falan gibi bir kendine gelme süresi olur o yıkımdan dolayı. Çünkü o baskı e, iletişim hataları da yaptırır. Camia yorulur, taraftar yorulur, oyuncu yorulur, teknik direktör yorulur, yönetici yorulur. Yani o anlamda bu sene de tam o yıkımı gördük aslında sezon başında. <laughs> tam da Trabzonspor geleneklerine, tırnak içinde Trabzonspor geleneklerine uygun bir sezon başı oldu ne yazık ki. O Oraya bir daha dönmeyelim, oradaki hataları bir daha konuşmayalım üstüne, basa basa tekrar etmeyelim isterseniz. Hı. Ya da yeri gelirse ederiz ama bir daha oradan başlamayalım. Sonrasında e, Abdullah Avcı hamlesi en azından o yıkımın şiddetini durdurdu. Yani türbülansta ki o sallanmayı, sarsıntıyı durdurdu. Sonrası çok mu iyi oldu? Yok çok iyi olmadı ama en azından ümit var. Yani önümüzdeki seneyle ilgili ben hep şunu söylerim yani büyük takımlar özellikle ya da iddialı takımlar kayıp sezonları olur. Dünyadaki her takımın kayıp sezonu olur. En iyi takımların da kayıp sezonu var. Real Madrid, Bayern Münih'in bile kayıp sezonu olur. Ama o kayıp sezonda bile bir sonraki seneye devredecek bir şey aranır. Yani bu Abdullah Hoca geldikten sonra önümüzdeki seneye devredecek bir şey var. Ne var? Bir, takım kolay gol yemiyor. Çok kişi bunu çok fazla savunma ağırlıklı oynamak olarak yorumluyor. Ben öyle yorumlamıyorum doğrusu. işte. doğru saha yerleşim olarak görünüyor. Gol yememek zor bir şey. Yani o çok kolay halledilir bir şey değil. Hücum organizasyonları anlamındaki eksiklik en çok muhtemelen hocayla sohbet etsek şimdi o da olsa burada. Yani bu sene en çok neyden şikayet ettiniz dese. Mesela ta 2010 7'ye gidelim. Ersun Yanal ile başlanılan bir sezon vardı Muharrem Bey'in ilk başkanlık hı hı. döneminde. Solbek ve Sabek, Sabek almamışlardı. Solbek de yine Brezilyalı bir arkadaşı almışlardı Yugoslavya, eski Yugoslavya bölgesinden. O iki bölgedeki arıza takımın tüm oyununu alt üst etmişti ve çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani Muharrem Bey'in o vaat ettikleriyle mukayese edilmeyecek kadar kötü bir başlangıcı olmuştu. Sonra devre arası Pereira ve Arjantinli Solbek alındı, hı hı. ismini unuttum. Ve oyun birden değişti o sezonun ikinci yarısı muhtemelen bu sene Abdullah Hoca'da hücum anlamında. Çünkü Türkiye'de aslında dünyada da öyle ama bizde çok daha fazla çünkü savunmalar çok dikkatli. Sürpriz yapmak, hücumdaki sürprizler büyük ölçüde beklerin, kanat beklerin elinde, onlarla yapabildiğiniz işler. Belki daha iyi futbol seyredebilme adına beklerin biraz daha verimli olması belki bize çok daha fazlasını sunabilirdi. Devre arası transferleri 3 transfer, 2 isabet gibi görünüyor. Hı hı. Tabii bunlar maliyetli transferler onu da söyleyelim yani şey Trabzonspor ölçeğinde ciddi maliyeti transferler bence. Ee, ama 3'te 2 transferde iyi bir orandır. Ee, rahmetli Özkan Sümer'in lafıdır. Ee, Türkiye'de yöneticilik transfer başarısı aslında. Hmm. Yani yöneticilik hmm. dediğimiz şey transfer başarısı aslında. Şimdi bir an için Sergen Hoca çok önemli bir iş yaptı. Yani Tabii. onu hiç konuşmaya gerek yok. Hmm. Ki ben sezon içinde hep söyledim. Yani 3. olsa bile büyük başarı Sergen Yalçın'ın yaptı. Pekala üçüncü de bitirebilirdi. Yani iki gol, 3 golle değişti. Evet. Ama o başarıda şunu da ihmal etmeyelim şimdi. Mesela bir an için düşünün. Abu Bakar'ın yerine Afobe'yi koyun Beşiktaş'ta. Abubakar tercihi değil de Afobe'yi aldığını düşünün Beşiktaş'ın. Gezal'ın yerine Diabate'yi aldığını düşünün. Sabah transfer yapmadığını düşünün Beşiktaş'ın. Yani Rozier'i de almadığını düşünün. Hı hı. Yine biz Sergen Yalçın'ın başarısını konuşacak mıydık çok emin değilim. Evet. Yani transfer başarısı, transfer isabeti. Türkiye'de özellikle yani uzun süreli altyapıdan ya da uzun süreli takım kurma geleneği olmadığı için bizde en önemli başarı. Aslında çok da beklenmiyordu Beşiktaş'ın transferlerinin bu denli bir performans sergileyeceğini. Evet, çok da beklenmiyor. Ama o isabet evet. Sergen Hoca'nın elini çok çok güçlendirdi. Hı. Burada yanlış anlaşılmasın. Sergen Hoca'nın yaptığını küçümsemiyorum ama transfer başarısı Türkiye'de zannedildiğinden çok çok daha önemli. Bekler konusuna geri dönersek yine Galatasaray'ın. Mukayeseyle anlatmayı seviyorum. Yani hmm, Trabzonspor'u tabii, anlatırken tabii. diğerleriyle beraber anlatmayı seviyorum. Mesela Galatasaray'ın Fatih Hoca ile de konuşsak muhtemelen her iki sene hem geçen sene için hem bu sene için. Başladığı beklerle devam edememe yaşanılan sakatlıklar ve o kanat beklerin hücumda kullanamaması kuvvetle muhtemel. Fatih Hoca'nın oyunun düşmesinde etken. Dolayısıyla bu sene Trabzonspor'un o, o tırnak içinde zaman zaman kısır bulunan oyunda ben kanat beklerin hücum organizasyonlarındaki etkisizliğini önemli bir yere koyuyorum. Herkes santraforu çok önemsiyor ama santrafor o eksikliği gol atmanızı engeller. Pozisyon evet. üretmeniz daha çok kanat beklerinizle alakalı. Evet. Hasılı kelam yani sezon bitti. Elde bir şey var Trabzonspor'da. Bir omurga var. Ne var? Bence çok önemli olan iki tane oturmuş stoper var. Yani birbirleriyle uyumlu ki Trabzonspor'un belki Herhalde 10 sene falan oldu. 15 sene benim aklımda. İyi ki stop şey en son Egemen. Song Egemen. Ondan sonra Egemen Giray bir kısım. Glovaçki Egemen. Yani hı hı. ondan sonra iyi e stoper ikilisi hatırlamıyorum Trabzonspor'da. Tek tek iyi e stoperler oldu ama uygun iki, uyumlu ikili hatırlamıyorum. Bu ilk. Bu önemli. Onların önlerinde iki tane garanti diyeceğimiz adam var. Bakasetas ve Berat. Evet. Abdülkadir düzeldi. O nerede konumlanacak onu bekleyip göreceğiz. Sol tarafta vakame elde var. Yani önümüzdeki seneye miras bırakacak bir şey var. Bir de bir oyun var. Hı hı. Şimdi bundan sonrası transfer başarısı. Onu bekleyip göreceğiz ne yani olacak, yani nasıl bir sonuç alacaklar hep beraber evet. bekleyip göreceğiz. Yani aslında yine Trabzonspor'dan beklenen daha nokta atışı transferler olacak. Şimdi o zaman transfere geçelim Erdaloş. Şöyle bir durum var ki zaten Gervinho ve Bruno Perez anlaşma sağlandı bildiğimiz evet. kadarıyla. E, bu isimlerin Trabzonspor'a katkısı nasıl olacak? Bir de şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi Gervinho'ya baktığımızda aslında e, topsuz oyunda daha etkili bir oyuncu. Hı -hı. Yani Vakayeme'ye ve Abdülkadir'e göre. E, dolayısıyla bu Abdullah Avcı'nın oyunu bir tık değiştireceği anlamına mı geliyor? Bence zaten ihtiyacıydı o Trabzonspor'un. Trabzonspor'un tüm hücum oyuncuları topla oynamayı seviyorlardı. Biraz belki Ekuban, biraz Hı -hı. o da yani. Onun dışında Canini de öyle. Hı -hı. Hepsi topla oynamayı, topu yani aldıklarında daha etkili olan adam vardı. Bu anlamda hatta bir oyuncuya daha ihtiyaç var bana sorarsanız yani topsuz koşulları yapabilen. Gervinho'nun yani bir oyuncu transfer ederken birçok şeyine dikkat etmek lazım. Birçok şeyine bakmak lazım diyorum ya transfer çok önemli. Zannedildiğinden çok daha önemli. Dolayısıyla hani o ayrı bir konu tabii. Bu madem bu kadar önemli bir şey tra transfer hala e, Türkiye'de transfer sağlıklı yapılabiliyor, yapılıyor mu e, meselesini bir daha hatırlatmak lazım. Bunun en çok ihtiyacı olan Trabzonspor bence. Bir transfer hakkı gelişmesine, bir transfer hakkı oluşumuna en çok ihtiyacı olan takım Trabzonspor. Daldan dala atlıyorum ama onu da söylemeden ifade Yok geçer Geçmeyeyim, ki. müsaade edersen. Galiba geçen hafta Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu, Abdülkadir iki sene önce çok ciddi bir teklif geldi. Ama o gün satsaydık o parayı kullanmak zorundaydık ve nereye kullanacaktık? Yani onun bir kısmını kullanabiliyorsunuz ya şimdi yeni evet, anlaşmayla evet. ilgili. O parayı nereye kullanacaktık dedi. Bu şu demek aslında, bizim bir transfer aklımız yok, bir yatırım aklımız yok. Yani hangi oyuncu üzerine yatırım yapılabilir konusunda bir elimizde, bir data yok, bilgi yok, bu konuda bir çalışmamız yok demek aslında. Ve doğrusunu isterseniz, böyle bakınca başarılı başarısız yönetim ayrımı, Türkiye'de ne yazık ki başarılı yönetim yok. Hep arzi, geçici başarılar bunlar. Bu çok büyük bir eksiklik çok değil bir mi? Çok ciddi bir problem ve bu konuyu kimse ciddiye almıyor. Yani 1 milyon euro ayırsanız mesela tüm o seyahat masraflarına bir scout ekibi kursanız sadece 1 milyon euro ayırsanız. Ki çok yüksek bir rakam bu yani Türkiye ölçeğinde. 1 milyon euro ayırsanız sizin olağanüstü bir datanız olur ve Abdülkadir'e gelen teklif karşısında bu sadece sattığınız para değil, o parayla yaptığınız yatırımla daha çok para kazanma hayali kurdurabilir size. Hepsi olur mu? Olmaz. Bazen denersiniz olmaz futbol böyle bir şey. Birçok oyuncu var. Ee, kimdi? Barcelona'da Xavi'nin bir röportajında okumuştum. Yani altyapıdaki bir arkadaşımız vardı. Herkes onun kampoya çıktığını hayal ediyordu. O kadar iyiydi bizden ama o olmadı dedi mesela. Çok çok. Evet. Yani bazen olmaz. Böyle çok örnek ama var. Ama bu yatırımı yapmak zorundasınız. Oyunun doğruları bu. Bu anlamda Trabzonspor mevcut yönetimi tıpkı önceki yöneticiler gibi somut bir adım attı mı derseniz ne yazık ki atmadı. Yine transfer şu anda Abdullah Hoca'nın ferasetine muhtaç. Yani Abdullah Hoca'nın başarısına. Hı hı. Bu doğru bir yol değil. Yani kulübün birikimi olur. Uzun süredir takip ettiği isimler olur. Yani şu anda Ümit milli takım seviyesinde ya da amil takımda olup da birkaç sene amil takım ilk 11'e girebilecek düzeyde yerli oyuncular üstelik pekala Trabzonspor çok daha ucuz alabilirdi ve bunları bunları görmek için hani biz görüyorduk. Ben benim gördüğüm Trabzonspor çok daha fazla görmeliydi. Böyle bir sistem, böyle bir organizasyon konusunda henüz bir adım atılmış değil. Bunu bir genel eleştiri olarak söyleyeyim. Hatta şiddetli bir eleştiri olarak söyleyeyim. Yani benim için başarı ölçüsü bu. İki ihtimal var. Yani şunu bile yapamadı Trabzonspor. Bir Alanya Spor modeli hiç değilse görelim yani. Transferde bir Alanya Spor modeli görelim. Bir gerçi dün dünkü transferlerini çok onaylamadım ama yani çok <laughs> anlama, anlamadım yani. Pek alıştığım Alanya Spor transfer şey değil. Ama bir, bir, model var orada. Çok net bir şey var. Yani oturup sorarsınız ya ne yapıyorsunuz yani? Nasıl başardınız bunu? Yani bu modeli nasıl oturttunuz? Çok zor bir şey değil. Hep söylemden ibaret kalıyor bunlar. Yani son 3 senede Alanya Spor'un yaptıklarını Trabzonspor yapsa inanın şu anda olduğundan 2 adım önde olurdu. Hı hı. Bu bir yol. Öte yandan altyapı alt yapı diyoruz. Altyapıda somut bir şey var mı? Yok. En son Abdullah Hoca açıkladı. Biraz yüreğime su serpti. Yani ben ilgileneceğim. Özkan Sümer Akademisi'nin her şeyiyle ben ilgileneceğim dedi. Hani o biraz ümitlendirdi. Onun dışında yani Trabzonspor kadar altyapı söyleyip altyapı adına ciddi hiçbir çalışma yapmayan bir kulüp var mı bilmiyorum. Ya yani bu de kadar bu... altyapı 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 orada somut bir çalışma var mı? Yok. Hala geleneksel yöntemlerle devam ediyoruz ya da varsa da biz bilmiyoruz ya da ya somut ya gideceksin altın orada edeceksin ki ne yapıyorsunuz ya? hı hı. Ne yapıyorsunuz? Bize bir anlatın. Bir ya. Sürü örnek orduya. Var mı? Var ya. Yani dünyada Tabii da var. De. Tabii Hani ki. bunlara bakmak lazım. O anlamda bir küçük eleştiri düşük transferlere dönelim. Yani gerilim. arada yöntem. şunu da soracağım. Ee, bir teknik direktör olarak Abdullah Avcı'nın bu kadar fazla sorumluluk alması gerekiyor mu? O da başka bir problem. O da başka bir problem. Yani bu e, altyapıyla ilgilenmek bir teknik direktörün meselesi olmamalı. Hı hı. Yani dünyada öyle değil. Hatta mümkün olduğu kadar değil mi? Artık teknik ekipler 30'a 40'a çıktı bazı değil yerlerde. Evet. Her detayın ayrı uzmanı var onunla. Evet. E, hocanın bu konuda bildiğim kadarıyla açık fikirli. Yani hı hı. E, o konuda çok kapalı değil. Dar dar düşünmüyor. Ama söylediğiniz çok doğru. Yani onun işi mi olmalı sorusu hı hı. ciddi bir soru ve Trabzonspor yönetimlerinin sorusu. Ben Bugüne kadar Trabzonspor kongrelerinde açıkça desteklediğim bir tane aday oldu. Sayın Muharrem Usta'yı desteklemiştim Hı. ve asla Lücescu'yu getireceğim dediği için falan desteklememiştim. Yani şöyle bir şey demişti, çok etkilemişti beni A takım teknik direktöre vereceğim paranın aynısını altyapı teknikte o zaman için galiba Mustafa Reşit Akçay yani altyapı koordinatörüne vereceğim ve ondan sadece Trabzon bu çevreyi değil tüm Türkiye'yi taramasını isteyeceğim. Yani öyle bir ufuk çizmişti ve evet. bu beni çok etkilemişti mesela. Ama ya nasıl oluyor bilmiyorum. Oraya gelince işler değişiyor galiba. Neyse bunu da ben daldan dala atladım. Dönelim transfere, yok yok, taraftar, ee, taraftar transfer bekliyoruz. Evet, önemli bir noktaya Olsun. değindiniz kesinlikle bence de. O zaman evet şu Bruno Perez ile Gervinho transferi etkili olacak mı Trabzonspor'da? Ya şüphesiz, başlayalım. şüphesiz. Mesela Gervinho transferi sadece, ya şöyle bakıyorlar mesela. Şimdi bazı, çok azdır gerçi çok. ama vardır yani. E, Gervinho geldi artık Serkan olmaz ya da hmm. şu olmaz. Soruyu şöyle soralım. En sakala Rıdvan'ın önünü kapattı mı? Hı. Yoksa tam tersi yardımcı mı oldu? Yardımcı oldu. Yani hı hı. iyi bir futbolcu, iyi olmasa bile hı hı. önüne paravan olur. Baskı altında şöyle bir şey var. Genç futbolcuların çok maç oynaması önemli. Ama baskı altında oynadığı maçlar tam tersi zarar verir. Çok fazla baskı altında oynadığı maçlar daha geriye gider. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hiçbir futbolcunun önü kapanmaz. Tam tersi rekabet önünü açar. İddia ediyorum ki son 3 senede Trabzonspor'a daha iyi stoperler gelmiş olsaydı bu seneki gibi. Hı, hı Mesela önümüzdeki sene kalırsa ben daha iyi bir Hüseyin göreceğimize inanıyorum. Niye? Çünkü özellikle de bizim bölgenin çocukları biraz öyledir ben de öyleyim belki. İyisin fena değilsin deyince o iyisin anlıyor. İyisin deyince çok iyi anlıyor. Çok iyisin deyince artık benim hiçbir şey yapmama gerek yok diye düşünüyor. Ve etrafına da bakıyor. Ya bunlar transfer ettikleri adam buysa benim çalışmama gerek yok. Zaten yılda 3 milyon alıyorum vesaire vesaire. Tam tersi rekabet oyuncu gelişimini hızlandırır. Bunun 50 tane örneği var. Çok katılıyorum evet. Yani o açıdan bakmak lazım. Ha transfer son tahlilde bir tırnak içinde söylüyorum bir kumardır. Yani hiçbir şekilde hiçbir transferin %100 başarılı garantisi ya da ölçülebilir bir şey değil. Yani oyuncunun teknik özelliklerine bakarsınız. Dolayısıyla burada şu verimi alacağız. Yok oyun başka bir şey. insani bir şey. O insani yön onu ölçemiyoruz. Yani bizim anlayamadığımız bir şey olabiliyor. Hiç bilmiyoruz. Moral değerler zannettiğimizden çok daha etkili. Dolayısıyla ama yani Gervinho için daha önce söylediğim cümleyi bir daha söyleyeyim. Yani çok arada olacak bir futbolcu gibi durmuyor. Yani ya Sturridge olur ya Wakame diyeyim hadi. Ya Sturridge olur ya Wakame ya da Jaja etkisi gösterir diyeyim. Benim gördüğüm o. Tabii takımın bütünü olduktan sonra konuşmak daha iyi. Nokta transferleri parça parça Tabii konuşmak o evet. çok... Uh çok matematik. Ben hala iddia ediyorum ki oyun bu kadar matematik değil ya. Yani. Bu kadar matematik olmasına da karşıyım. <laughs> doğrusu, Peki devam edelim. O zaman izleyicilerin çok e, merak ettiği bir isim. Yine Sorlot gündemde tabii ki. Abdullah Avcı'nın da yine e, bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. E, Hamşik'le de ilgili bazı e, bazı itiraflarda bulundu. Evet. Önce Sorlot'tan başlayalım Erdal Hoş. Çünkü Trabzonspor taraftarı henüz böyle doyamamıştı zaten Sorlot'a. En son postuna da 1.5 milyon yorum geldi. Come to Trabzonspor diye. Neler söyleyeceksin? Sörlott'la ilgili bir gelişme var mı, bir teklif var mı, bunun için bir bütçe var mı? Şöyle önce şeyden başlayayım, bu bir buçuk milyon yorum meselesinden Hı -hı. başlayayım. Trabzonspor taraftarının ülke genel futbol piyasasındaki yüzdelik değeri muhtemelen yüzde altı, beş altı gibidir. Hı -hı. Ama orada atladıkları bir şey var genel olarak kamuoyunun. Ben Trabzonsporluyum diyen biri takımın ilk on birinde sayar, neyin, kimin nerede oynaması gerektiğinde söyler atıyorum ben Fenerbahçeliyim diyen biri çok da ilgili olmayan çok fazla vardır. Galatasaraylıyım deyip ilgili olmayan yani hala Okan'ın oyuncu olduğunu zannedecek çok daha çok oyuncu çok çok taraftar vardır. Ama ben Trabzonsporluyum diyen biri yüzde %95 itibariyle değil şeyi e, ilk 11'i e, hoca eleştirisi bile yapar. Buna kadınlarda dair Burhan meşhur bir anısı var. Anlatmıştı hatırlar mısınız? Ankara Gücü maçı vardı Burak çok kötü çok kötü oynamıştı. Evet. <laughs> restoranda oturuyoruz diyor. Karşı masadan teyze geldi. Burak sen dün oynamadın değil mi dedi. <laughs> Yok oynadım. Ha ben göremedim seni sahada. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yani bu, bu onu gösteriyor bu evet. bir çok yani çok ilgili. Yoğunluğu, katılımı çok fazla. Bu katılım bazen sorunda olabiliyor. Evet. evet. Şimdi söylöt meselesi bir önce bir olumsuz tarafını söylemek zorundayım. Hem Sherlock hem Vedat için söylemek zorundayım. Bunlar geçen sene Türkiye Ligi'nin iki en önemli oyuncusu değil mi? Evet. Yani üç oyuncu ihraç ettik geçen sene. Üç golcüyü ihraç ettik. En az ümit beklediğimizden sonuç aldık Burak'tan değil mi? Yani bu kadar Aynen. böyle beklemiyorduk Burak'tan evet. yani. Tabii Fransa bu, çıldırdı. Bu futbolumuz adına bir problem. Yani üç, e, ihraç ettiğimiz iki oyuncunun tutunamamış olması, henüz tutunamamış olması ki ben Sherlock'un hala tutunabileceğini düşünüyorum. Bu bir problem ve bizim ligimiz adına soru işaretlerini arttıran bir durum. Yani demek ki burada çok kolay gol atılıyor. Bunun içerideki yansımaları da var değil mi? Abu Bakar oynamadı oynamadı geldi burada gene takır takır attı. Dembaba hiçbir yerde oynamadı evet. geldi takır takır attı. Evet. Hatay'da Diyuf neredeyse futbol bırakacak geldi burada takır takır attı. Bu bizim futbolumuz adına bir problem. Yani bununla ilgili bir problem olduğunu bir yere koyalım. Sörlot konusundaki taraftar coşkusu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü tadı damağında kaldı. Ben kişisel olarak geri dönüşleri çok çok sevmem. Hmm. Yani çok bir kişi için çok istedim sadece. Fatih Tekke için çok istemiştim hmm. yani Rusya'dan dönmesini. Çok böyle yani, yani. bayağı sabahlara kadar haber beklemiştim. Yani bilgisayar başından böyle 10 12 13 saat kalkmadığımı hatırlıyorum. Ha geldi, ha gelecek. Olmadı, nasip olmadı. Onun dışında çok sevmem. Ama yani sorot bu yani hani atıyor. Öte yandan yine bir şerh koyayım. Hani şimdi taraftar coşkulu ama bizim yani benim olduğum yer coşku değil biraz daha apolloncu bakmam gerekiyor, daha mantıkla bakmam gerekiyor. Şöyle bir soru işareti var doğrusu isterseniz kafamda. Küçük de olsa bir soru işareti. Ben olacak zamanında ki o oyunu, o çok etkili oyunu büyük Hı -hı. ölçüde önde Yusuf'un presi ve Sosa'nın arkasında onaz'inin doğru doğru yerleşimine bağlamıştım. O oyunu bir daha bulamadık Trabzonspor Hı -hı. ve o konuda Trabzonspor yönetimini çok eleştirmiştim. Kaybettiğiniz adamların benzerini almalısınız diye. Ya bir süredir şunu da ekleyebiliyorum oraya. Mesela o dönem Rodiaga vardı. Çok hı hı. etkili bir golcü evet. değil ama Rodiaga sanki oyunun içinde çok fazla. Dolayısıyla oyunun o boyuta gelmesine çok katkısı olmuş olabilir mi acaba? Hüküm vermiyorum, soru soruyorum. Hı hı. Ve aynı şekilde ters anlamda, Sørlot o kadar oyunun içinde olmayabilir mi? Yani Trabzonspor'un kötü oynayıp skor alması biraz da Sørlot'un nitelikleriyle ilgili olabilir mi? diye bir kenara şerh koyayım. Hı hı. Buradaki tek itirazım Sorloth'a kimse itiraz etmez. Tek itirazım şu. Uzun süre vakit kaybedilmemeli. Çünkü anladığım kadarıyla eğer Sorloth gelirse yapılacak transfer başka gelmez. Yani diğer transferler gelmez. yani evet. e, nitelik olarak hı hı. ve onlara ayrılacak bütçe değişecek. Dolayısıyla çok uzun süre beklenmemesi gerekiyor yani bir hafta neyse olacak bitecek. Hı hı. Oldu oldu olmadı olmadı. Evet, yani bu öyle. kadar bir şeyin üzerine yıkılması takım adına da doğru bir şey değil bence. Bunun bir an önce sonuçlanması gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz. Hı hı. Yani bu hafta sonu mudur, önümüzdeki hafta başı mıdır? Nedir? Bunun belirlenip Trabzonspor'un işine bakması lazım. Çünkü hala ihtiyaç da var. Temel ihtiyaçlar. Sayın hoca da söyledi. Hı hı. Sol bek çok önemli. Evet. Belki orada Tronsen de alternatif sol bek olabilir. Dolayısıyla sol bek tercih edilirken sağda oynayabilen biri olursa iyi olur. Niye? Sakatlık falan çok etkili. Yani zannettiğimizden çok fazla maç oynuyor ve insanlar şöyle düşünüyor ama şimdi benim arkadaşlarım da var yani. Transferlere bakınca kadro evet. yapıyorlar. Aa Abdülkadir Yemek yedek kaldı. Yani koskoca Abdülkadir Ömür yedek kalır mı Trabzonspor'da? O, o manada. Öyle değil çok uzun bir şey maraton. Abdülkadir Ömür için bile bu transferler faydalı. Çünkü onun bile rekabete ihtiyacı var. Onun evet. daha çok hatta rekabete Kesinlikle. ihtiyacı var. Bu rekabetsizlik hali bizim çocukları çok geri götürüyor. Hı -hı. Çok çok geri götürüyor. O açıdan ben, e, yani hoca da sürekli söylüyor takım içinde rekabet. Tabii şimdi mevcut oyuncular da var. Ekuban anladığım kadarıyla bir teklif yok görebildiğim kadarıyla. Yani Ekuban'ın bir daha zirve yapar mı? İnşallah yapar ben. İyi günlerini gördük. Canini ilginç bir oyuncu. Çok ilginç bir oyuncu. Ama mesela kulübede bir Canini çok işe yarar gerçekten eğer şampiyonluk yarışındaysanız. Çünkü çok, çok, çok öngörülemez bir oyuncu özelliği var. Hı hı. Yani bekleyip göreceğiz. Sol bek alınacak. Bir stoper daha alınacak. Hı hı. Bu, bu alınma dedikodusu ya Trabzonspor camiası çok ilgili olduğu için sosyal medyada bir stoper daha duyunca ilk olarak hemen eyvah bir tanesi gidiyor. Çünkü yıllar sonra evet. iki stoper buldu Trabzonsporlar. <laughs> yani yıllar sonra onları kaybetmeye tahammülleri yok. Gitmiyorlar. Ee, yok, gidiyorlar. Ee, <laughs> tam o zaman tam zaman tersi, tam tersi yani mesela. orayı sağlama alma düşüncesinde Hı -hı. hoca. Tabii bütün bu söylediklerimizin bir de toplam bütçesi ne olacak? Onu bilmiyoruz yani. Ona Tabii, da bakmak o lazım. Tabii. Şöyle mesela Hala şey açıklamadı. Hı. Özür dilerim sorunu tutakladım. Ben çok gevezeyim. Çok kusura bakma. Futbol Federasyonu hala şeyleri açıklamadı hangi takım ne harcayabilir? Limitleri açıklamadı. Evet, limitler açıklanmadı. Ve bütün bu tabloda hani Sörlot konuşuyoruz, Cervinho geldi, Hamsik konuşuyoruz ki anladığım kadarını söylüyorum. Sanki yakın hani böyle Aha. çok şey transfer değil yani sanki oldu olacak gibi. Evet, evet. E, öyle olunca o bütün bütçeyi görmek lazım yani ne kadar evet. Trabzonspor e, yani 20 milyon euroyu geçemez, geçmemeli de asla geçmemeli. Orada nasıl bir denge kurulacak? Bilmiyorum yani onu görmek lazım hı hı. deyip tam bir bu noktada, nefes alayım. Tabii ki tam bu noktada zaten e, soracaktım o soruyu da. E, Sörlut'un transferi için zaten iş adamlarından öyle bir yardım istendi. Duydum onu. Evet o, yani böyle bir arka haber Muhabir var. arkadaşlardan evet. duydum onu. Ne bileyim benim çok şey yaptığım yöntemler değil bunlar. Hı. Yani Peki desteklediğiniz yöntemler değil. Benim çok onayladığım değil. yöntemler değil bunlar. Yani kulübün bütçesi var. Bu kulübün bütçesiyle kulüp en doğru transferleri kendi ölçesi, ölçeğinde yapsın. Ya ben hep şunu söylüyorum. Şampiyon olmak zorunda değil Trabzonspor. Doğruları yapmak zorunda. Hı hı. Doğrular her zaman başarı getirmez ama izah edilir. O zaman izah, izah edilir şeyler yaparsanız. Şimdi geçen sene yazın yapılan şeyler izah edilir şeyler değildi. Yani izah edilir evet, şeyler evet. değildi. Sorun o. Hı hı. Yoksa yani siz doğruları yaparsınız, başarı gelmez ya da gecikir. Gecikir en fazla. Ama yani önemli olan sizin kendi bütçeniz ne? Ya yani hep şunu söylüyorum Trabzonspor için. Yani şöyle bir bir kere onu sık sık anlatmak lazım yani. Şimdi Everton'un hocasını Real Madrid istiyor değil mi? Hı -hı. Peki Everton şampiyon mu oldu? Hayır. Yani şampiyon olmadı değil mi İngiltere'de? Kaçıncı bitirdi Everton? Kaçıncı İlk dörtte bile mi? değil galiba. Yani. E şimdi ama niye? Ne? Bütçeye göre bakıyorlar. Yani onun başarı başarısızlığı bütçeye göredir. Bundesliga'da bir takımın başarısızlığı başarısı bütçeye göredir. İtalya'da bütçeye göredir. Ama şimdi Trabzonspor'dan Tek başarı, şan, do, bu, bu doğru bir şey değil, öyle bakalım. Buna zorlamamak bunu lazım Bunu tek kendisi. yapan Trabzonspor'da değil, değil. tabii Türk, ki. Türkiye'de zaten evet. hep öyle. Ha, o o <laughs> anlamda bakınca Beşiktaş bu sene olağanüstü başarılı bu arada, <laughs> niye? İki rakibi, hatta belki Başakşehir'de zannediyorum 50 milyon Euro'ya yakındı. Üç rakibi neredeyse kendisinin iki katı bütçeyle oynadı. Yani O anlamda Beşiktaş'ın başarısı bence iki kere, üç kere başarı. Bunu Trabzonspor yaparsa çok çok olağanüstü bir şey olur. Ee, şeye baktım o da fena değil bu arada. Siz, siz sormadan onu da temas edin. Ee, bu Konfederasyon Konferans Ligi. Bak o isim doğru. <laughs> Konferans. <laughs> UEFA Konferans Konfederasyon Kupası vardı değil mi? <laughs> evet. Konfe, Konferans Ligi. E ya yani hiç fena değil galibiyet başı paralar falan. Yani gayet önemsenir bir şey. Yani ilk maç 5 Ağustos. Aşağı yukarı böyle tüm gurbetçilerin falan şehirde olduğu. Yani güzel bir sezon evet. açılışı olur. Evet, Onlar, bence de. Ki, e... Tabii seyircili olursa. Herhalde olur artık, duruyor. Ya, artık evet, olur Artık, artık olur ya. gibi duruyor. Şimdi birkaç isim daha söyleyeceğim. Tamam. Hemen e, onları da konuşalım. E, Real Betis'te forma giyen kanat oyuncusu Christian Teo. Yine transfer listesinde Trabzonspor'un bir de tabii ki hücum hattını güçlendirmek ve e, kadro alternatifini e, sağlamak adına bir oyuncu daha var ki o da Koyita zaten Abdullah Avcı'nın e, senelerdir istediği bir oyuncu. Belki şimdi şey olabilir belki koyuta hala açıklanmadı. Hı hı. O da ilginç bir kenarda tutalım. Teo benim e, ismi geçenler arasında en istediğim adamdı. Hı hı. Yani çok oyuncu bazlı maç izleyen biri değilim ama bir oyuncunun ismini duyduktan sonra oturup eski maçlarını izliyorum. Yani ismi geçenler arasında beni en çok heyecanlandıracak isim oydu doğrusu isterseniz. Hı. Ama kolay mı? Yani eğer Sörlot olursa ona bütçe ayırmak çok kolay değil anladım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla çok mümkün görünmüyor şu anda. Yani çıkıyor çıkıyor yine. Gerçekten Sorlota bağlı olarak bir e, kadro evet, kurulacak. Evet. Bir an önce duruyor. o meselenin o meselenin evet. bir an önce çözülmesi lazım çünkü yani diğer oyuncular beklemez. Yani sizin şeyinizi, kararınızı beklemez. Siz onların kararını beklersiniz. O meselenin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yani Teo'yu ben çok isterdim. Doğrusunu isterseniz. Yani alınanlar dahil hı hı. en çok istediğim oyuncu odur. O, o odur ama galiba çok mümkün görünmüyor ne yazık ki. Hı. Yani çok Mümkün görünmüyor görebildiğim kadarıyla. Peki zaten e, ilerleyen haftalarda daha birçok isim çıkacak. Hepsini konuşacağız ama şunu da e, merak ediyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyor. E, teklif gelen oyuncular var mı? Özellikle Uğurcan konusu çok merak ediliyor. E, Uğurcan Çakır'a bir teklif var mı? Teklif olursa eğer veyahut varsa göndermek durumu olacak mı Trabzonspor'un? Yani, muhabir arkadaşlardan rol çalmayalım ama onların verdiği bilgileri Hı -hı. söyleyeyim size. Çok bilgi veren biri değilim. Hı -hı. Daha çok yorum tarafındayım işin. Somut bir teklif hala yok ama somut teklif için hazırlanan birkaç kulüp var. Yani Uğurcan bu sene gider öyle görünüyor. Gider. Öyle görünüyor. Onun dışında Ekuban'a teklif bekleniyordu. Yok ama yani teklif alacak bir oyun oynadım bu sene. Çok da oynamadı doğrusu hmm. isterseniz. Caneli'nin teklif alma ihtimali var. Güçlü bir ihtimal. Hmm. Ama dediğim gibi orada belki hoca genel yapıya bakacak. Yani eldeki kadrodan alabildiklerine bakacak. Ona göre karar verecek. Yani Cennet'in teklif alma ihtimali var. Hı hı. Kadarıyla. Belki süre bulursa Abdülkadir için de belki bir şey bir şey hı. çıkabilir. Yani bir takımda böyle bir, her maç 15 dakika, 20 dakika ya da böyle bir kendini gösterebilecek bir alan. Henüz tam hazır değil fizik olarak ama Abdülkadir'in hala o, o şeyi var. Çünkü çok bir sezona bakmıyorlar yani böyle durumlarda. Yani evet, 16 yaşından tabi. itibaren takip ettikleri için, bizim gibi değil onlar yani hı hı. 16 yaşından itibaren hı hı. oyuncunun Aynen. sürecini takip ettikleri için yani bir hani geri dönüş sinyali vermesi bile Abdülkadir'in tek ab, teklif almasına yetebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bir çay daha vermezler e, değil mi? E, Ama süre bitiyor galiba. Zaten bitiriyorum ha, tamam, şimdi. Tamam. İstediğiniz kadar çay şey içebilirsiniz. Eyvallah. <laughs> Çok teşekkür ederim verdiğiniz hı hı. bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Erdaloş'la birlikte Trabzonspor gündeminin bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.